Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir ağabeyimiz var. Bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin. Sefer hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Çok sağ ol. Ses şey olsun. Çok teşekkür ederim. Ekranda görüyorsun kendini. Miraç TV yayınındasın. Yayınlarımızı izliyorsun. İzliyoruz. Devamlı izliyoruz. Eyvallah. İnternet üzerinden izliyorum. Devamlı izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Önce izleyiciler açısından memleket neresi? Memleket Rize. Karayemiş köyü. Rize Karayemiş'e buradan evet. Selamlar gönderiyoruz. İsim söylesin. Hasan Fil. Hasan Fil. Selam. Yaş kaç? Yaş işte 63. Bayram Kaplan'ın zanaatçısına girdim. Evet, Allah rahmet eylesin. Bayram çocuk arkadaşım. Bayramda benden az bir şey ufaktı işte bir yaş kadar falan. Bir evet. Yaş kadar. İşte takdir ile işte. Aynen. 60 çok yaşında. Üzgünüz evet. Bugün. Öğlenden namazı, cenaze namazı kalkacak. Peki hala Hasan Fil. Hasan abi yaş göstermiyor ama maşallah. Yok yaş bayağı kaportaya bakma ya. Öyle mi? Arıza veriyoruz diyorsun. Kaportaya bakma. Arıza var yani. Arıza evet. Var. Peki Hasan abi kaç çocuk var? Çocuk 3 tane. 2 erkek 1 kız. Allah bağışlasın. Allah bahtlarını açık etsin. Amin, amin. Hanım nereli? Hanım Rize. Neresinden? Rize. Şimdi şöyle hanımın Kütük evet. Çizdere. Ekşi oğlanından ama orada biraz değişiklik var. İspir'den ases. İspir. Ama peki nasıl? Babası o şöyle oldu. Rize'de komşumuz. Komşumuz. Komşumuz öyle. Bizim mahallemizde oturuyordular. Çok eski yerleşmişler tabii baba. Evet. Baba ikizlere kaydına kayıtlıydı hanımın. Vesile oldu. Nasipse işte 40 sene hemen hemen bulduk yani. Maşallah Allah mutluluğunuzu dayan amin, olsun. Amin, herkese amin. Soruyoruz. Değişik evlilikler oluyor. Yolda karşılaşıyor bilmem ne. Birileri vasıtası. Allah mutluluğunuzu dayan etsin. Amin, amin. Üç tane mi çocuk var? Üç tane çocuk var. Kız erkek? İki erkek bir kız. Allah bağışlasın. Torun var? Var. Var. Kaç torun var Allah aşkına. Beş tane şu an. Beş, altı. Torun seviliyor değil altı, mi? Altı. Onlar ne dersin evet. Seni? Onlar için yaşıyoruz yani. Peki Hasan abi anne baba rahmetli. Yok. Babam öleli 29 sene oldu. Baban. Allah rahmet eylesin. Sadık Fil. Allah rahmet eylesin. Annem sağ. Allah annem sağ olsun. Kaç yaşında? Annem olsa 83-84. Maşallah maşallah. Allah sağlık versin. Peki hala kaç kardeşsiniz sınıfı? 8. 8. Dörle yok. Dörle çek 4 kız. 8 kardeş. Ne işle uğraştın? Ya biz çok çocuktan beri yani seyahat satıcılıktan tut da yani çok ticaretlerle meşgul olduk. Bayağı çalıştık. Döviz büroluğu yaptık, kuyumculuk yaptık, inşaatçılık yaptık. Maşallah. Ya bir şeyler yaptık ama ben elime yağım çekmişim çok senelerden beri yani. Yani çok çocuklar herkes işi yüzü yerinde onlar ya, çalışıyorlar. Ne güzel. Köye çayla bağışlarla uğraşıyorsun aslında. Yok. Onları da bırakmıştık yani. Sana gidiyoruz ama. Karaymış. Ta hangi taraftaydı? Bu şimdi Hazır merkezde de Hazır Uşudamızamız. Bak merkezde de evimiz var. Hemen Kuşutlu evinin karşısına. Hazır Uşudam. Oraya da var hemen dükkanların üzerine. Zaten dükkanlar oradan bizim arazi başlar. De, ama Güven Mahallesi derler. Manles derler yani. Manles'te evimiz orada. Bu Godes tarafından görünür. Evet. Yani güzel yerimiz var orada. Gezmeye gidiyoruz yani. Şimdi buraya olanla bana Rize'yi soruyorlar. Biz de Rize'den pek gittiğimiz yok oraya yani. Öyle yani. Değil. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Peki hala eski yarayı mı olsun geçtiğimiz olarak yani o zamanki ya, sevgi nasıl şimdiki? Of şimdi şu bayramdan benim rahmetli olan bir anım vardı. Bizim orada bir halamız bir sarma etmiş idi. Bu rahmetli olan onun evinin arkasında salatalık yiyoruz. Bir bahsedelim. Evet. Birisinin bahçesine girmiştik yani. Sarma kokusu bizi saldı. Gittik kazandan boşalttık sarmayı, çıktık binanın arkasına yedik. Ya o gün o kadar havesli, o kadar lezzetli. Geldi, inekleri yapmaya inmişti ahırı. Geldi, çık dedi, dedi ya, ha buraya baksana dedi ya. Bundan ne oldu acaba dedi. Ne biliyorsun ki kazanın içine bunlar sarmayı aldı dedi. 11-13 yaşlarına sözüm ki rahmetten öyle çok acayip bir anım vardı. Eski heyecan, yani eski samimiyetle biraz uzak, yani biraz boyama işler şu an yani. Evet, dediğin gibi eskileri tabii arıyoruz. Onun için çocukları iyi yetiştirmemiz lazım. Allah'a hamdolsun. Çocuklarımla razıyım. Yani çocuklara yetiştirdik. Şükürler olsun. Ben şimdi çocukluğuma döndüğüm zaman o zamanki gerçekten farklı bir dostluk vardı. Kaynaşma vardı. Akrabalık bağları vardı. Değil mi? Ya şimdi çocuklar biraz şimdi hayat şartlarında insanları bazı yerlerden uzak tutmaya çalıştı tabii. Şimdi ama eskiden yokluk vardı ama bir saygı sevgi vardı. Ya şimdi eskiden bizim eve toplanırdılar. Evet. Mahallenin belli bir yaşta yani babamın yaşında olan insanlar evde toplanıp kibrit oyunu oynardılar. Evet. Sohbet muhabbet ederdiler, kamçı oynardılar. Niye oynardılar? Ya televizyona şuraya buraya şimdi evde oturuyorsun. Çocuk bir tarafta internetin başına, öbürü bir tarafta. Yani meşgale yoktu eskiden. Bir sohbet vardı, bir toplantı vardı, haber dinlemeye.
Mesela ben çok bilirdim. Mehmet amca var dedi ki haydi dedi gidelim dedi Sadık'ın evine ajans dinlemeye. Yani ajans haber dinledi. Yani. Evet, bir haber dinlemek için bir yere toplanırdı der yani. Eskiden o zaman televizyon. Ya onun dışında o şey bozuldu yani. Şimdi herkes evinde bile ayrı ayrı koltuklara oturuyor, ayrı ayrı yerlere oturuyor. İşte, maalesef öyle. Dediğim gibi biraz da kendimize çekimize vermemiz lazım değil mi? Yani aynen öyle. Müslümanlık bir yerine getirmek şartıyla. Bir kere Hasan abi yayınlar konusunda ne söylemek istiyorsun? Sizce yayınlar nasıl? Çok güzel. Bir arşiv izliyorum. Birkaç gün önce de tabii girdim. Şeyin arşivine girdim. Bu Çamurcu'da şey yapmışsın. Çok hoş. Çok güzel. Bayram abi izledin mi? İzledim. Ben dün akşam da arkadaşlarla izledim. Bayram abi o gün dedi gelin alalım. İşte bunları niye yapıyoruz? Ölüm var. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Tabii, tabii. Arşivde yani o görüntü bir de torununun torunu işte o dedesini o arşivde görmesi açısından böyle bir hizmet veriyoruz. İşte Allah Allah. Sağ olun. Dolayı siz de bugün konuk aldık. Bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Buradan son olarak sevdiklerine, seni tanıyan eş dostlarına söylemek istiyorsan söyleyeceğin mi başarılı? Ya dünya 63 yaşını oldum. Dünya çok kısa. Çok kısa. Üzmeye, kırmaya, milleti üzmeye, kırmaya değmez yani. İyi de kimseye zarar gelmez. Aynen. İyi olmak lazım. Biraz da öbür tarafı düşünmek lazım geliyor bana yani. Doğru. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Yani önemli olan insanlara karşı saygı, sevgi, çerçevesi. Yani hatasız kul olmaz. Olmaz evet. Ama yani bir bilerek hata var bir de bilmeyerek hata. Hatasız kul olmaz. Her şey hata yapabilir. Yani insan bir hata yaptı diye insan hemen sizmemek lazım. Tabii. Bir hatasından bir komşun bir yanlışlık etti sana diye onu hemen sizmemek lazım. Yani çok önemli yani. Eğer mesela bunları herkes bir düşünürse çok iyi yaşarız bak, yani. Çok iyi geçiririz yani. Güzelce bak Canize'ye geldin değil mi? İyi yeri bulabiliyor mu? Bak şimdi seni memlekete gönderiyoruz. Hiç yeri yer yok. Yer yok. Uçaklara da yer yok. Önemli değil. Hamdolsun. Ya bu yerimiz var ya. Kalır. Şükürler olsun. Önemli olan zaten yeri bulunmaz yani, değil ya. Şükürler olsun. Yani gidip de yine bir iş başına edecek diyebiliriz. O zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Allah'a emanet. Değerli izleyiciler, yayını İstanbul Sultan Gazi Habibler Miraç Kundur Aykabı Hastanesi testlerindeki Miraç TV sürdüğümüzden gerçekleştirdik. Değerli memleketli hemşerim Hasan Fil abimizle güzel hoş bir sohbet oldu. Tüm Miraç TV yayınımızı izleyenlere kutu dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir başka Miraç TV canlı yayın görüntüsüyle her aynı bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Her şey gönlünüze, gönlünüz bizimle olsun. Miraç TV izlemeye devam mı Hasan abi? Devam. Bir yakışıklı evet. Salla yayından çıkalım. Teşekkür ederiz.